Sami Kübleş'in devam ediyor. Çocuklar oynuyor orada. Buralarda ne nokta? Şu düğmelerden belli. Aynen buradaki gibi. Yer böyle hiç kel kalmış yer, pisliklerin olduğu yer. Buradaki gibi. Böyle yük oluyoruz devlete. Sürekli bunlar değişiyor. Caminin kıblesi pislik bırakma yerleri şuradaki gibi. Mekda evet, bizim hayvanseverlerimiz. Biz çok uğraşıyorsunuz bakın. Şunlar mayalı şeyler. Bunlar zararlıdır hayvanlara. Maya, un. Zararlıdır. Mayalı olan her şey zararlıdır. Ne türü mayalı şeyler hayvanlar hasta olsun diyeyim. Kronik hastalık. Bizim bu kalmak yani beni tam oraya yanaşınca ortaya çıkıyor. Her sabah orada iş bitiriyor. Ben yanaşınca ve evet falan onlar zararlı. Niye besliyorsun? Onları besleyen sensin mi her sabah? Niye besliyorsun o şeylerle zararlıysan? Kesinlikle nedenini ben biliyorum ve etrafa hastalık saçacaksınız. Sinek. Parazit. Bir de böyle karıştırmışsınız makarnayla. Pişmiş etler. Neden? Makarna yiyecek. Mayalı şey yiyecek. Hastalanacak. Evet. Kronik hastalık kapıp yayacak. Sinek parazit düşecek, oturacak, fışkırtacak. Evet. Sizin asıl onları besleme nedeniniz bu. Hem de kıble. Allah'ım yarabbim, bok dolu kıblede. Kıbleye sıçıyorsunuz. Siz var ya siz. Nasıl size tahammül ediyorlar anlamıyorum. Nasıl uyanmıyorlar hala. Nasıl şeflerinizin tepenizi kopartmıyorlar. Hiç anlaşılır gibi değil bana. Yem yığını da neydi ya? Hazır yem yığını. Bütün o kedi kasabasına hastalarca yeter. Niye yemiyorlar? Aç, iyice aç kalmasalar yemezler de. Çünkü onlarda onlar için zararlı şeyler var. Hayvanlar bunu kokluyor. Kimyasallar falan filan. Çoğu, bu yemlerin çoğu yurt dışında yasaklanan firmaların yemleri, bunların hiç kuşkum yok. Kesinlikle ucuz. Alın hayvanlarınızı zehirleyin. Geçemedim ki büyü gibi yani. Pili takmaya çalışıyordum. O bak. Şimdi kızıyla oraya geldi ya. Tam orayı temizlikçi temizliyordu. Pislik vardı üstünde yemin ederim. Kıbleye pislik yayın var diye yayınladım diye. Tam o tahtanın üstüne insanların oturacağı yere. Zor temizledi. Süpürgesiyle toprak falan aldı üstüne. Öyle bir iki dakika uğraştı onunla. İzleri var. Ve hemen anından bir anım geldi küçük çocuğuyla tam onun yanına. Öyle bir şey var mı be? Ve kedi terbiyecileri orada. Kıble'de. Ve ben bunu hatırlarken Allah'ım çabukça derken pazardaki o hayvan sahibi geçti. O mu fışkırdı acaba?
veya ona mahsus geceler. Tuzakların bozsun. Kendilerine ceza olarak gelişir. Çocuğu korun. Herhangi bir ülke var bir sorma. Anasını korun. Bu ihtiyar gibileri korun. Öyle yerlere konmasınlar. Bunların yaptıkları belli. Hazırlarken pazar. Pazarda bulan hayvan sahibi yönetmelerden bu gayet tipikçe. Gel bir aşağı bu. Acaba o mu yaptı bu? Yoksa ona tuzak mı kurdular? O suçlansın diye. Biri yaptı kesin. Hem de nereye ya? İnsanların oturacağı yere. Belediye oraya bank yapıyor. Bunlar sürekli belediyeyi sabotaj ediyor. Neden acaba? Sürekli belediyeye saldırıyorlar bunlar. Belediyenin yaptığı şeyleri çürütüyorlar. Bozuyorlar. Oyun parkını bozuyorlar. Yeni değişti. Saldırılar belediyeye. Ne hastaneler, okullar, binalar. Bu işin içinde ne iş var? Tarihi binalarımız korkunç. Tarihimizi mi silecekler? Neyle meşguller bunlar? Yoksa tadilatlarını kendileri mi yapıyorlar? Hazine mi arıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne iş var bu işte? Ne iş var bu işte? Kedi yavrularının cami kıblelerini dayatma. Ne iş? Önceden bebeleri bırakıyordular oraya. Şimdi kedi yavrular. Neden tam orası be? Neden bunları üreten neden durdurulmuyor? Bu kadar yavruya, bu kadar kediye mi ihtiyaç var? Bu işin içinde bir iş var. Ve belli saldırdıkları yerlerden kendileri o besleyen anaları böyle kukla gibi Oscar'lık hayvan gibi yönetiyor. Bunun örnekleri çok. Kliplerimde çok çok fazla. Gördüklerim ise daha korkunç bitiş. Çekemediklerim, çektiklerim o deliye işleyen, tam deliye, deliye sıçan 6 tane. Onlar bir şey değil be. Gördüklerim müthiş. Çekemediklerim. Ne masaldırım. Yapabilecek tek yer var ya. Kesinlikle. Evin önünde de olsun. Penceresinin önünde. Şimdi söyleyeceğim şu. Bu arabayı geceleyin de çekimin var ya. Arabadan arabaya, arabadan arabaya. Fış 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 fış. Kış kutularını ki bunların belgeleri var. Bunlar toksoplazmayı beyni harekete geçiren bir koku. Kesinlikle filmim var. YouTube'da da bulabilirsiniz. Toksoplasmosis brain control. Beyin kontrolü. Evet, bu şekilde arabalar fışır fışır. Fakat hepsi gece çekimi yani. Gündüz yapmıyorlar ki. Gündüz çekemiyorlar. Bazen arabaların altına gidiyorlar. Fakat gölgelenmek için veya motora girmek için. 3 tane çekimi var. Tesadüf değil. Motora sokuyorlar bu hayvanları. Trafolara sokuyorlar hiç kuşkusuz. Bu ağaçları çürüten, duvarları, demiri çürüten fışkırtılarıyla
eski bütün ışıkları söndürmüştü herhalde bunlarla. Neden acaba? Neden bu park karanlık olması gerekiyordu o haftalar? Bu hayvanlar böyle kullanılıyor. Bana da toksoplazma bulaştırdılar. Atılmaya çalışıyorum. Fışkırt sarı daha az etki veriyor. Zamanla yok olacak inşallah. Ki tamamen yok olmuyor galiba. İlaçlar var, ilaç almam gerekiyor. Ki burada Türkiye'de yok. Türkiye'de satılması yasak. Yayınladım bu ilaçların listesini daha önce. Bu ilaçlardan araba kullananlar alsa çok iyi olur. Çünkü araştırmaya göre İsveç'te kazaların %70'ine yakın kan örnekleri araştırmalarından toksoplazma oranlarının gayet yüksek olduğu görülüyor yani. Bu şeyler ki sinekleri ürettikleri dünyanın bir numaralı katili bu sümüklü böceklerle beraber bunların pisliğinin olduğu yerlerde var. Kedi oklarının. Onlar bir numaralı katil. İnsanların sebep olduğu burada savaşları her şeyi sayıyor. Ki yani gayet daha yüksek yani. Kazaların insanların neden olduğu ki kazaların çoğu zaten bu şeyler. Onların toplamından daha çok sinek ve sinek böcekler hastalık yayarak katlediyor. Dördüncü sırada köpeğimiz var. Öldürenlerden en çok yılan bulan falan filan unut sıra belli. Bizim daha çok öldürüyor. Ki bu sevimli hayvanlar bakılmazsa sinek şu bu ölüm saçıyor. Bunu da kasten yapıyorlar. Şeyleri aşılayarak hastalıklar, yeni hastalıklar, kronik hastalıklar aşılıyorlar hayvanlara. İnsan hastalıkları yani. Ve bunu pislikle yayıyorlar. Pislikle, sinekle, sivrisinekle. Zaten sivrisinek bu yüzden dünyanın bir numaralı katili. O mikropları alıp aşılıyor insanlara. Bu hayvanlar temiz tutulmazsa eskisi gibi etrafa yaydırırsalar böyle pisliklerini öyle çaktırmadan yavaş yavaş bize yapma çalıştıkları gibi hastalanlar güle güle nereye gideceğini zannediyorsun o zaman. Onu çok merak ediyorum. Senin nereye gideceğini zannediyorsun bu şeylere gözüm artık. Yapılan saldırılar belli yani. Esprili kasıt var. Aynı noktalar. Sabahın közünde kaldırdım. Çünkü sinek üretecek. Aynı noktalar. Her gün ölüyor. Ve büyü olduğuna dair kanıtlar da var. Romanyalı büyücüler böyle pislikle, hayvan dişleri de çok yedik, kuklalar yedik. Masamın altında sümüklü böcek yıldız şimdi. Evet. Bu kasıtlı hareketlere maruz her gün biz. Bu besleri bize zarar vermek için yok. Bu saldırılar altında olup habersiz olanlar çok. Ve hastalıktan müddet yavaş yavaş ve pahalı soyarak gidiyorlar. Her şeyini kaybediyorlar hayatlarında. Bana apaçık. Mesela üstelik her yere saldırıyorlar. Patlamacılarına, gıdalara, tarıma, hastanelere, bebelere, okullara, kreşlere, duvaklara, mezarlara. Misafirin bulunacağı yerlere o açık pislik
kilerine, para diklerine, sineklerine, sineklerine saldırıyorlar. Ha, hiçbir başka bir cevabı yok yani. Araştırmanın gördüklerim bunu gösteriyor. Yayınlarım bunu gösteriyor. Evet. İnsanlar şeyi tekrar yaymak niyetinde. Gizleniyorlar şu an. Fakat tekrar yapacaklar bunların bir adeti, bir farzı, diğer ahlak dışı şeyler bir ne diyeyim, mesleği gibi kesinlikle bu şekilde bunlar sebep edilmiş. Bu şeylerle ve diğer ahlaksızlıklara. Evet. Laflar ilk saçın düşüyor. Mesleği eskiden hedefe geldiğinde rahatsız bulunuyorlar. Tarih için, saldırı için. Birçok davayı dinliyorlar. Şimdi de deniyorlar yani. Şimdi yakaladığım geceye ısınlar yani. Bu olay işiyor. Bu hava kanalının girdiği yere kafesi. Siz de apaçık söylüyor yani. Beni mi takip ediyorsun? Seni de takip ediyorlar diyor yani. Ben bunu biliyorum. Senelerdir biliyorum. Beni yazdığı her yere takip edecek. Dünyanın neresine gideceğim. Bunlar beni takip edecekler.